İyi akşamlar, saygıdeğer izleyicilerim. Hepinize selamlarımı, saygılarımı e, arz ediyorum. Ve bugünkü programımıza da yine Mevla-i Mütalimize sığınarak ediyorum ki, Ya Rabbi bana bu konuyu kardeşlerimin çok güzel anlayabileceği bir şekilde, layıkıyla kardeşlerime arz edebilmeyi nasip eyle. Ve bu kardeşlerimle beraber bana da anlattıklarımızdan, kardeşlerimizin dinlediklerinden öğrendiklerini yaşayabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Kardeşlerin cümlesinin hanelerine, eş, çocuk, çoluk, toruntusun bütün cümlesine huzur, saadet, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle diyerek programımıza başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, şimdi insanlar tabii haşa, sümme haşa yani karşılaştığımız binler, on binler, yüz binler insanların belki yüzde %90 doksan fazlası, doksandan fazlası sorulduğu zaman tabii ki ben Müslümanım diyor elbette. Şimdi Müslümanlığım diyor ama Müslümanlıktan onların anladığı nedir ki de? Ne anlıyorlar ki de? Ben Müslümanım diyor. Burada elbette ki biz insanların imanını, inancını, itikadını, İslami yaşantısını sorgulamak gibi bir yetkimiz yok. Ve zaten Cenab-ı Hakk'ın bizzat Kendisi günde Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin bize bildirdiği hadis-i şerife göre Cenab-ı Hak günde yetmiş bin defa bir kulunun kalbine nazar eder diyor Peygamberimiz. Günde yetmiş değil, yetmiş bin defa Cenab-ı Hak kulunun kalbine nazar eder, bakar. Kulumun kalbinde ne var acaba? Ve düşünebiliyor musunuz bir insanın e, nabız ateşi günlük işte yani e, şey olarak e, 65-70 bin defa olduğu e, sağlıkçılardan duyduğumuz bilgiler. Demek ki Cenab-ı Hak da bizim e, kalbimiz bir defa pıt bir atıyor, Cenab-ı Hak kalbimize bakıyor. Günde 70 bin defa baktığına göre, Efendimiz Aleyhisselam böyle bildirdiğine göre, cenab sana bak cümlemizin kalbindekini görüyor. Hem günde 70 bin defa bakarak kulun kendisinin bile kendisini hatırlayamayacağı, bilemeyeceği derecede Cenab-ı Hak bizi bizden iyi biliyor. Bizi bizden iyi biliyor. Ayrıca Yüce Allah'ımız iki tane melek koymuş sağımızda ve solumuzda. Keramen katibin sağdaki sürekli e, sevaplarımızı yazıyor. Soldaki de günahlarımızı yazıyor. O da yetmedi. Efendim ellerimiz, kollarımız, uzuvlarımızı bize şahit tutuyor. Kıyamet günde bu eller, kollar, gözler, diller, ayaklar her şey takır takır konuşacak. Ondan sonra ve bunlar hep ayetle sabit. Ben detayına girmek istemiyorum. Ayrıca o da yetmiyor. Kıyamet gününde bu dünyada gerek iyi gerek kötü yaptığımız hayırlı veya suç olan amellerin amellerin nerede işledik? Ne zaman işledik? Hangi eşyanın yanında işledik? Hangi taşın dibinde işledik gibi mesela. Efendim, bunlar da orada bize şahitlik edecek. Bir başka az i size nakledeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize şöyle buyuruyor, şöyle bildiriyor. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor. Bak bu arada şahitler hazır. Kiramen Katib'in yazmış bir kitap haline getirmiş. Bizim bir ömrümüzün içerisinde yaptığımız iyi ve kötü şeyleri. Onlar elimize verilmiş. E, Cenab-ı Hak her şeyi, her şeyi herkesten en mükemmel şekilde biliyor. Efendim melekler şahit, dağlar, taşlar, ağaçlar, otlu ve insanlarda bir sürü şahitler var filan. O da var. Bir de mesela diyor ki Peygamberimiz Cenab-ı Hak kıyamet gününde Kabe'deki Hacerül Esvet'e efendim bir lisan verir, iki göz verir ve onu mahşer meydanına getirir. Hacerül Esvet orada durur. Şimdi Hacer-ül önünden geçilirken, eğer Hacer-ül gidip ziyaret etme, ibadet etme, onun göreceği şekilde kamerasına, e, ekranına girecek şekilde görüntülerimiz varsa, onları da ne zaman nasıl yaptık, ne niyetle yaptık bilmem ne filan, onları da Hacer-ül kaydetmiş. Ondan sonra, Şimdi Cenab-ı Hak bizi muhakkız ederken, hesaba çekerken Hacerül Esvet bile şahitlik edecek. Evet ya Rabbi bu kulun falan zaman geldi. Gerçekten seni samimi olarak seni ziyaret, senin evini ziyaret için gelmişti. Efendim işte şu kadar tavap yaptı, şöyle etti, böyle etti falan, Kameranın önünden, Hacerül Esvet kamerasının önünden her geçmemizde kaydedecek bunları bile konuşturacak. Onun için bizim gibi yani ben burada bir size sohbet etmeye çalışan emekli bir müftü kardeşiniz olarak, bir vaiz kardeşiniz olarak şunu diyorum bizim haşa şey, hiç kimsenin efendim kalbindeki ve yaşadığı dinini, imanın, inancını haşa şey, sorgulama gibi bir yetkimiz yok. Bu yetki tamamen Allah'ın elinde. Ancak bizim sizi ikaz etmemiz, Müslümanları ikaz etmemiz, ayıktırmamız, uyandırmamız gerekiyor. Ne ile? Kafamızdan bilgilerle mi? Haşa. Kur'an ve sünnette olan bilgilerle uyandırmamız, ayıktırmamız gerekiyor. Evet, sizlerin hepsi de dinleyenler içerisinde belki bilemiyorum şu anda kaç kişi dinliyor ama mesela 500 bin kişi dinliyorsa içlerinde benden çok daha fazla bilgili olan saygıdeğer kardeşlerimiz mutlaka vardır. Ama onlar da bir kenara çık, ee, bizim bu programlarımızı dinleyenlerin büyük çoğunluğu da, kafir ekseriyeti de dini bilgileri dört dörtlük, tam tamına yeterince olmadığı da maalesef acı bir gerçek. Öyle olunca biz bu, bu profilde olan kardeşlerimizin bilmedikleri konuları onlara anlatmak, Allah rızası için açık açık net eğmeden, büyümeden doğru, dürüst, delikanlıca Kur'an ve sünnet hükümlerinden de şaşmadan anlatmak bizim görevimizdir. Ve burada evet bizim görevimiz de biz de bunu layıkıyla yapabilmek için çaba sarf ediyoruz. Onun için Rabbimize de dua ediyoruz ki Ya Rabbi bize bu konuyu kardeşlerimize layıkıyla anlatabilmeyi nasip eyli. Şimdi tabii öyle önemli konular var ki, konular öyle haftada bir saate falan sığmıyor. Biz toplumun gidişatına da bakıyoruz. Toplumun gidişatından da aldığımız mesajlar bize böyle konuları sık sık dile getirmeyi, efendim mümin kardeşlerimizin yanlış yolda olanlarını ikaz etmeyi bize Cenab-ı Hak efendim görev olarak nasip eylemiş. Bu durumda Efendim biz salih amel, sağlam iman anlattık. Salih amel ile imanın bağlantılarından bahsettik. Şimdi biraz daha detayına gideceğiz. Efendim salih amel, sağlam iman ve salih ameli olmayanın efendim akıbetini hüsran olduğunu Allah Celle Celaluhu yemin ediyor biliyorsunuz. Bunu birkaç hafta önceki programda söyledim. Ha unuttuk diyenler varsa bir daha söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de Asır Suresi var. Son, amme cüzünün sonuna doğru. Açın Asır Suresinin manasını, malini, evinizde mali Kur'an-ı Kerim'iniz varsa oradan okuyun kardeşlerim. Bu dünyadaki hayatımız geçici. Öyle buraya bu dünyaya efendim gemilerin denizin kenarına demir attığı ve orada sabit kaldığı gibi e, ee, bir hayatımız yok. Dünyaya demir kazık çakacağız ve ondan tutunacağız. Ne Azrail bizi götürebilir, ne hiç kimse de götüremez. Bize deprem şu bir hiçbir şey de etkilemez. Kafasında değiliz, olamayız. Öyle bir imkanımız diyor. O zaman efendim vakti saati Cenab-ı Hak e, bize ne kadar ömür verdiğini ondan daha başka bilen yok. Ne kadar ömür verdi uzun kısa. Allah cümlemize hayırlı uzun ömürler versin. Efendim vakti saati geldi de Azrail'e liste halinde verildiği zaman gelir. Azrail efendim kulağımızdan tutar götürür. Ne senin işin yarım kaldığını bilir, ne çocuğun çoluğun perişan olduğunu bilir, ne efendim borcunu harcını bilir, ne alacağını ne vereceğini bilir, ne huzurunu bilir, ne huzursuzluğunu bilir, ne dünyevi ne efendim maddi ve manevi sıkıntılar bunları bilmez. O ona verilen emri yerine getirir. Fakat tamam, bu sonucu hepimiz inanıyoruz. Ama Cenab-ı Hak e, ecelimizi ömrümüzün içine gizlemiş. Ki kul Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle hemen ölecekmiş gibi ahiret hayatına çalışsın diye. Efendim ve yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyada ne kadar kalacaksanız o kadar bu dünyaya çalışın. Ama ebedi hayatta ne kadar kalacaksanız da ahiret hayatına da o kadar çalışın buyuruyor. Yani e, Azrail'in ne zaman gelip kulağımızdan tutup götüreceği belli değil. Belli değil. Efendim. O anda da e, bu dillerin konuşması gerekir. Lisanınızın, lisanımızın, lisanlarımızın ölüm esnasında haykıra haykıra. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek kelime-i şehadet getirerek hüsnü hatimelerle bu ömrün sona ermesini arzu ediyorsanız ediyorsak ha, o zaman Cenab-ı Hak da yemin ediyor. Ne diyor? Vel Asr'a yemin ederim ki innel insana lefî husr İnsanoğlunun akıbeti hüsrandadır. İnsanoğlunun akıbeti helaktadır. Peki hiç kurtulan yok mu ya Rabbi? Var. Kim onlar? Efendim, innerledir. Emanu salike. Yani sağlam iman edenler. Sağlam iman edenler. Paraya, pula, mevkiye, makama, şuna, buna satılan iman sahipleri değil. Öyle bir iman olmalı ki. O imana, imanını bana ver, karşılığında sana dünyayı vereyim diyenler olsa bile, onları elimizin tesiyle itecek derecede sağlam bir iman. Böyle iman. Yoksa efendim adam siyasi çıkarları uğrunu dinden imandan çok seviyor. Yani dinin imanın efendim zıttına olan davranışları yapmayı efendim e, ticari çıkar şey çıkarlarını siyasi çıkarlarını efendim e, ailevi çıkarlarını şahsi çıkarlarını filan dinden imandan çok seviyor. Ve iman mı din mi yani yoksa senin şahsi çıkarları mı, iman mı din mi siyasi çıkarları mı, iman mı din mi efendim ee, akrabalık çıkarları mı filan veya iman mı din mi bürokrasideki çıkarları mı, iman mı din mi ondan sonra kendi özel çıkarlarımı diye sorulduğu zaman yani o anlama gelecek şekilde evet. Sorsan tabii ben önce imanım der de böyle de ben imanım tabii canım e, filan der de efendim ama iş uygulamaya geldiği zaman dini imanı yani tamamen kafirim demiyor zaten desin de diyen yok denmez de ama ne yapar? Ya Allah böyle diyor ama Allah böyle emretmiş ama neyse bir seferden bir şey olmaz. Biz dini imanı şöyle bir kenara koyalım veya torbaya koyalım, ağzını sıkıca bağlayalım, duvara asalım şimdilik. Sonra yeniden tövbe ederiz. Yeniden efendim şu e, işte şu makama bir ileş, e, ulaşayım. Efendim ve şu zenginliği bir elde edeyim, şu siyasi çıkarım bir elde edeyim. Ondan sonrasını düşünürüz diye hareket ediyorsa bu şahsın imanı iman değildir. Vallahi değildir. Böyle iman olmaz. Böyle iman olmaz. Ama maalesef, maalesef toplumda insanların büyük çoğunluğuna baktığımız zaman efendim böyle bu saydığım türden ve çeşitli şekillerde çıkarlarına çıkarları söz konusu olduğu zaman dini imanı bir kenara bırakıyor. Ondan sonra da efendim bakıyorsun orada dini imanı torbaya koydu, ağzına bağladı, duvar astı. Daha sonra bakıyorsun oraları elde etti. Ya dini imanı zaten sen terk ettin. Ondan sonra bakıyorsun yeniden adam kahraman kesiliyor. Yani evliye kesiliyor. Uçuyor, kaçıyor. Böyle imanlar iman değildir. Böyle imanlar sağlam iman değildir. Böyle iman çürük imandır. Böyle iman efendim dünyevi, dünya ve dünya nimetleri, dünyevi menfaatler karşısında efendim terk edilen efendim torbaya koyup ağzını bağlayıp duvar asılan bir iman çok uzun sürmez. Küfür rüzgarları öyle imanı söndürür. Söndürür. Alır götürür. Peki o imanı koruyabilmek için ne yapmak lazım? Cenab-ı Hak işte ayet-i kerimede e ne? asıl suresinde innel insanı nefi husur insan olarak akıbet hüsrandadır. Ancak ancak kurtulacaklar şunlar. Sağlam iman sahibi, salih amel sahibi inneledene amenu ve amelü saliyeti salemi iman sahibi salih amel sahibi daha başka ve teve'sav bil hak daima hakkı savunan hakkı tavsiye eden hakkı savunan efendim aleyhine olacak bile olsa hakkı söyleyen hak uğrunda efendim e, İslami hayatının ana caddesinde caddelerden birisini hakkın hak yolundan gitmek. Çünkü günde 40 defa ihtinas sırat müstakim demiyor muyuz namazda? Ya Rabbi bizi hak yoluna, sıratı müstakimine yönlendir demiyor muyuz? Kılanlar böyle diyor. Ha bunu da gerçek söyleyebilmek var. Gerçek söyleyebilmek var. Yani namazda gerçek söyleyip söylemediğinde ne nereden bileceğiz? O namaz onu kötülüklerden çekip alıp koyuyorsa efendim her türlü kötülüklerden çekip alıp koyuyorsa o zaman o doğru söylediği anlaşılır. Yoksa yüz sene namaz kılsın adam aynı hamam namazı filan kılıyor ama günde gök defa ihtina sıratel müstahim diyor ama adamın hayatında hiçbir İslami açıdan İslami yöne doğru bir değişiklik yok. Aynı hamam, aynı tas devam ediyor. Ve o zaman Cenab-ı Hak Hazretleri ayet-i zaten şöyle diyor, İnne salate inne salate tenha anil fahsai vel münker. Namaz insanları her türlü kötülüklerden alır, çeker, çıkarır, gerçek bir Müslüman haline getirir. Bakın siz insanın hayatına. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, komşunuz, tanıdığınız. Namaz kılıyor mu? Kılıyor. Peki. Efendim ama parayı siyasi çıkarları, şahsi çıkarları namazdan çok seviyor mu? Seviyor bu sıra bakmasın. O namaz gelmiyor demektir. Eğer o namaz onu kötülüklerden alıp çıkarmıyorsa diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimede inne salate tenhanil fahşai bel Namaz insanları her türlü kötülüklerden alır çıkarır diyor. Peygamberimiz de diyor ki eğer bir namaz insanları kötülüklerden alıp çıkarmıyorsa o namaz o insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. Bu da hadis-i şerif. Ha şimdi adam, e, o yarı yanlışlığı, veya yanı belki daha fazla tepeden tırnağı yanlışlı veya çok samimi niyetle de kılınmayan, bilinçsiz, şuursuz kılınan namazımı kılıyorum nasıl olsa. Ben köşeyi döndüm. Ahirette benim işim diyor tıkırında. Efendim Cenab-ı Hak bana hemen huzuruna geldim. Geç 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 sen namaz kılıyordun der geç der. Ha, öyle değil işte. Sırat Köprüsü'nün üzerinde Efendimiz Aleyhisselam 10 tane karakol var diyor. Karakol diye tarif ediyorum ben. Yani insanların hesaba çekildiği makamlar vardır. Birinci makam nedir? Birinci makam namaz makamıdır. Namazın hesabını soran görevli melekler var. Gel bakalım arkadaş. E şimdi başladın. E, kıldığın namaz benim tarif ettiğim gibi seni kötülüklerden alıkoymayan bir namaz ise efendim hem o şeylere hem de inadına, zıttına eee Kötülüklerin deryasına dalmışsan, isyan deryasına dalmışsan seni kötülüklerden çıkarmıyorsa kusura bakma. Sen o karakolda sınıfta kaldın. O karakoldan geçemen ileri. Namazın hesabını veremiyorsun ki. Niye? Onlar niye kötülükleri yaptın diye sormadan ziyade senin namazını tepeden dırna kontrol ediyorlar. Efendim bir diyecek abdestini düzgün almamış. Veya iki okuduğun okumalar doğru değil de hep yanlıştı. Öyle efendim, e, yani adam ehlemdülillah diyor. Al bakalım. Adam 70 senedir namaz kılmış ama ehlemdülillah diye kılmış. Kufli haç sametlem düyle diye kılmış. E hocam bu yaştan sonra öğrenemiyor, işte utanıyor. Bu yaştan sonra gidip hocanın dizinin dibine mi oturalım da Yok arkadaş gideceksin. Gideceksin, öğreneceksin. Yoksa böyle kılarsan, ya hocam yani işi zorlaştırmayın, eğil eğil kalk kabul edecek hak diyor vatandaş. Allah Allah. İyi. Ondan sonra e şimdi Cenab-ı Hak öyle hepsini kabul edecekse kabul edecekse e, o zaman bu kadar düzenli kılmayı, ayet-i kerimelerin düzgün okunmasını e, ibadetin rükünlerine niye reyet edilmesini niye farz kıldı? Öyle mi? Niye farz kıldı? Ondan sonra e, ee, hocam ben günde işte Kur'an okuyorum. Ya, ben bakıyorum öyle diyen insanların bir çoğunu da oku Allah kabul etsin. Okumanızı istiyoruz zaten ama efendim ya ben her gün bir Yasin okuyorum. Tamam oku kardeş. Bir dinleyin bakayım. Bir iki saatlik okuyor daha belli. Efendim o Peygamberimizle Cenab-ı Hak'tan peygamberimiz Aleyhisselam ile Yasin değil. Okuduğu efendim vakkaydı aman Allah bol para versin diye okuyor. O efendim Allah Celle Celaluhu'dan Cebrail vasıtasıyla Peygamberimiz'e indirilen Vakıa Suresi değil mi? Suresi değil. Ondan sonra e, İhlas Felak Suresi veya neyse diğer şeyler değil. Yok. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam Rubbe talin yel anuhul Kur'an diyor. Az şerif. Nice Kur'an okuyanlar var ki o Kur'an ona lanet eder. Ya okuma Allah aşkına ben okumaya ya mahvettin dercesine Kur'an sanki ona yalvarır. Okuma beni böyle okuma der. E o da diyor ki ben Kur'an okuyorum. Bas alıyor. Birçok insanlarla karşılaşır. Bazı sıkıntılar olur başlarına gel. Başlar telefonda çoğunlukla veya neyse konuşuyor. Hocam beni bir dinle. Tamam dinleyin buyur kardeşim. Ya hocam ben işte şöyle namaz kılarım, şöyle uçarım, böyle kaçarım. Ondan sonra e, günde şu kadar Yasin okurum, bilmem şu kadar Kur'an okurum. E, i̇yi de kardeşim, efendim iki satır oku diyorsun, Kafasına vuruyor Kur'an'ı, haşa sümme haşa Kur'an'ın Kur'an'dan gözünü kör ediyor. Ha, efendim has bildirildiği gibi nice Kur'an okuyan vardır ki, Kur'an ona lanet eder, lanet olsun sana ya okuma ben arkadaş diye yalvarır. Böyle okuyor. Ama diyor buna rağmen başıma şu geldi bu geldi. Ya arkadaş Allah aşkına ya. Ha toplumun vallahi billahi çoğunluğu böyle ya. Ben binlerce insan, bak binlerce diye iddia ediyorum. 79 yılında Erzurum'un bir ilçesinde müftülüğe başladım. Ta o zamandan beri. Ondan sonra e, 21-44 senedir. Bak İmam Hatip'te okuduğu dönemlerde ne de bazı filan ettik. imamlık yaptı. Onlar şey Ta 44 senedir e, bu işin içerisindeyim. İnsanlar maalesef eskiden bu kadar değildi. Şimdi o kadar artmış. Kendine güveniyor. Ben Kur'an okurum, namaz kılarım, oruç tutarım. Bana hiçbir şey olmaz. Kimse bana bir şey yapamaz. Halbuki cin şeytan bunun şeyine, şeytan vesvesesiyle bunun bu boğazına çökmüş. Ondan sonra kalbine de bu vesvesesiyle sen şöyle uçarsın, böyle kaçarsın, sana bir şey olmaz diyor. Taburi nereden geldik değerli kardeşlerim. Bir kere e, namazların farzları zaten biliyorsunuz altısı içinde, altısı dışında bunları çok iyi bilmek lazım. Vacipleri, namazlarda efendim 21 tane vacip var. Bu vacipleri çok iyi bilmek lazım. 50 küsür sünnet var. Hadi vacipleri, farzları, vacipleri tam bilirsek, sünnetlerdeki e, bilemediklerimizi de yapamasak, ondan sonra yapabilsek çok iyi olur ama yapamasak ondan dolayı namazımız fasit olmaz. Ama efendim, e, farzları doğru dürüst bilmiyor, e, sünnetleri doğru dürüst, şey vacipleri doğru dürüst bilmiyor. Hepsini birbirine karıyor, katıyor. Ondan sonra Ayetleri yanlış okuyor, ayetleri okuduğumuz zaman efendim ee, yanlış okunursa, okunan yanlış ayetin manasına ters düşüyorsa o namaz bozulur. O namazın iadesi gerekir, yeniden kılınması gerekir. E şimdi o yok, bu yok. Ha, bu adam işte dediğim gibi kılıyor, kılıyor. Onu, Hocam Allah emeklerimizi zayi etmez. Allah emekleri zayi etmez. Allah Celle Celaluhu efendim kendi rızasına uygun olan emekleri zayi etmez. İnna Allah la yudiyu amalekum diyor Cenab-ı Hak. Doğru kendisi söylüyor. Bize diyor ki kullarım ben sizin emeklerini zayi etmem. İyi de yani şimdi e, namaz kılıyoruz diye gıldığımızın ki böyle namazları kıyamet günü diyor Peygamberimiz Aleyhisselam kul buna güvenir. Cenab-ı Hak kulunu huzurun aldığı zaman gel bakalım kulum ne yaptın sen? Ya Rabbi namaz kıldım. İyi e, güzel kulum. Nasıl kıldın bakalım? Verin şu namaz şeyini var bir listesini. Bir bakar ki namaz namazlık değil. Namaz doğrusu kabul olmamış. Onu günahkar etmiş. Allah'tan uzaklaştırmış. O namazı kaldırıp yüzüne çarparlar onu. Hadis-i şerif bu. Öyle namazlar insanların yüzüne çarpılır. E o senin namaz o namaz kurtarmadı arkadaş. E oruçlar. Efendim zenginse zekat ve ahlak. Gerçek manada İslam ahlakı var mı? O da yok. Ama Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Ondan sonra e, tabi İslam'ın e, gerçekten Allah ve Rasulü'nün kabul edeceği Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygun ibadetleri e, öğren. E, bu yaştan sonra ne yapayım ya? Öğrenemem. Ondan sonra gençler diyor hele canım biz ilerleyelim bakalım işte 50 60 yaşına gelince o zaman öğreniriz o zaman kılar. Sanki Azrail'le efendim noterden senet imzalamış gelip canını almayacak Azrail onu. Efendim böyle bir ibadetler böyle kılınan namazlar ve bu namazların sonucundaki kötülüklerden kurtulamayıp da yine ahlaksızlığın kötülüğün içerisine batmışsa bir insan bu namaz salih amel namazı değildir. Cenab-ı Hakk'ın Asr suresinde اِنَّ الَّذِينَ Gerçek iman sahibi olanlar ve amilü salihat ve salih amel sahibi olanlar bunlar kurtulacak diyor ya işte o salih amelin içerisinde böyle kıyamet günü adamın yüzüne çarpılacak namaz yok arkadaş. Namaz yok. Namaz düzgün kılınacak. Ha beşeriz. Efendim yanılma olur. Mesela işte iki mi kıldım, üç mü kıldım? Onun telafisi nasıl olacak? İlmal kitaplarında var. Uzun uzun anlatmayayım. Ondan sonra işte rüklün birini yaptım mı, yapmadım mı? Mesela adam şimdi e, namazın içindeki e, altı tane şartından bir tane rükû, rükû yapmadı. Efendim o namaz namaz olmaz. Farzı terk etti. O namazın iadesi gerekir. Efendim şimdi iki rekatlık bir namazda dört tane secde var. Yani bir her rekatta iki secde var. Birisini yaptı, birisini unuttu. Onlar farz. Terk etti mi namaz fasit oldu gitti. Bir şey yaramadı. O da zanneder ki ben namaz kıldım. E şimdi o dürüst abdestini zaten almamış. Ondan sonra tuvalete gidiyor. Orada bir kere istinca, istibrayı düzgün yapması lazım. Yapmazsa dışarı çıktı, abdest aldı, birkaç adım attı. Bir de dedi tamam. Özellikle erkekler için... Bir damla idrar, dışarı çıkar, düşer, abdest bozuldu. Bu kıymetli kardeşinle gelir camiye, kılar da babam kılar, kıl babam kıl, abdestsiz acemine namaz dayanır mı? Kılar da kılar. Ne olur? Ya, o namaz kılmadı ki. Öyle namaz olur mu ya? Abdestsiz namaz, caiz değil. Bunlardan emin olmak gerekiyor. Ha işte o zaman, bunlara riayet ettiği o 12 şartlar riayet edilerek, Efendim şuurlu, bilinçli, doğru, dürüst, yanlışsız kılınan namazlar Allah indinde geçerlidir. Ha okumalardaki yanlış ayetlerin yanlış okunması, onu eğer doğrusunu öğreninceye kadar yanlış okuluyorsa namazı fasit eder. Ama efendim işte dediğim gibi secdenin birisini unuttu. Tamam onu namazdan çıkmadan namazın içindeyken tekrar o secdeyi bir secde yapar fazladan onu eksiyen yani eksiğini tamamlar. Sonra namazın sonrasında da efendim tahiyyat Allah'ın mesalli barik okuduktan sonra sağa ve sola selam vererek e, tekrar şeye gider. Sevi secdesine gider. Sevi secdesiyle de efendim o secdeyi e, kurtarmış olur ve namaz kabul olur. Şimdi nerede sevi secdesi gerekir? Nerede gerekmez? Bunları efendim toplumda çok fazla insan maalesef bilmiyor bilemiyor. Ondan sonra diyor ki efendim gerçekten Allah için bu işi bu ibadeti düzgün yapan insan o da beş vakit kılıyor ben de beş vakit kılıyorum. O cennete gidecekse ben de gideceğim. Ya onun kıldığı namazın aynı seviyesinde efendim Allah'ın kabul edeceği bir namaz kıl da o zaman iddia et arkadaş. Yani böyle paçavra olacak şekilde yüzüne çarpılacak şekilde namazlarla kendine güvenen ben salih amel işliyorum. Diyen insan inanın kendisini aldatıyor, kandırıyor. Ne yapalım? Ya işte benim adım Hıdır. İyi, elimden gelen budur. İyi, vallahi kolay. Yani şimdi sen böyle deyip çıkarsan cana vakti gel bakalım. Ben sana bu namazı benim peygamberim böyle mi öğretti? Gel bakalım der. Efendim, peygamberimiz Aleyhisselam ne diyor? Namazı nasıl kılınacağını sorduğunda sallu kema raeytumur usalli ben nasıl kılıyorsam, namazı ben nasıl kılıyorsam, siz de öyle kılacaksınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a abdest almayı Cebrail öğretmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Namazın beş vaktinde kılınış şekillerini teker teker Cebrail Aleyhisselatü Vesselam öğretmiştir. Cenab-ı şey, az, şey, a, Cebrail de Cenab-ı Hak ona emretmiş, öğretmiş, o da Peygamberimize öğretmiş. Peygamberimiz de diyor ki ben nasıl kılıyorsam siz öyle kılın. E şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın efendim nasıl kıldığı bütün fıkıh kitaplarında kayıtlı bulamıyorum demek mümkün değil. Açın telefonunuzdaki telefonunuz cebinizdeki telefonlarınızda efendim iki rekat bir namaz nasıl kılınır hemen efendim e internette var oradan bakın görün. Kitaplar var oradan bakın görün internete niye yoksa giremiyorsanız bilmem ne. E şimdi ben bilemedim bilemiyordum Allah'ım yok öyle göz açıklık yok. Öyle kurnazlık yok. Öğreneceksin arkadaş. Öğreneceksin. Şahsi çıkarını efendim nasıl cebinde bir liraya kaldırıp çöp atmıyorsan o yani atayım canım lazım olur bir sefer diyorsan bu kadar. Ya senin cebindeki bir lira kadar Allah'ın namazının emrettiği namazın Peygamberin sünnetine uygun olarak kılınması gereken namazın bir lira kadar efendim, senin cebindeki bir lira kadar değeri yok mu ya? Yok mu? Yok mu arkadaş soruyorum. Ha, e var hocam var, varsa o zaman öğreneceksin. Yoksa kendi kendini aldatırsın, yarın bakarsın efendim elinde e, oradaki şey namazlar, namazlara bir bakalar ki namazlar paçavra, çizer üzerine çizer, çizer, çizer. Ondan sonra oruçlar duruma göre çizer, zekat şeyi varsa çizer. Zaten onları çizmese bile namaz karakolundan, namaz e, hesabı verilecek yerden ileri geçemezsin. İlla ki peygamberimizin hadis-i şerifine göre söylüyorum. İlla o namazın orada hesabı verilecek. Verinceye kadar oradasın. Veremezsen yandın. Daha öbürlerine varsan daha hangi foyalar meydana çıkacak? E şimdi insan diyor ki ben salih amel işliyorum kardeşim. Elbette ki salih amel Allah'ın emri. Ne diyor? Gerçek iman sahibi salih amel sahibi. Üçüncü madde daima böyle insanlar, gerçek iman sahibi, gerçek salih amel sahibi olan insanlar, insanlar efendim o zaman diyor bu iki donanımla sağlam iman ve salih amelle donandınız ya artık sizin üçüncü göreviniz nedir? Efendim daima hakkı savunmak. Hakka sahip çıkmak. Kur'an-ı Kerim'de günde her zaman okuduğumuz Fatiha'da ihtinas sıratel müstakim dediğiniz sıratı müstakime yönelmek. Sırat-ı ne olduğunu efendim detaylarına tabii ki giremiyoruz ama Allah ve Resulü'nün razı olduğu kitap ve sünnette şartları anlatılan yol diye tarif ederiz. Tarif ederiz. Ve değerli kardeşlerim ee, dördüncü maddede ve tebe sabır. Evet. Gerçek iman sahibi olmak çok zor. Acizane günahkar nefsimle ben bir birkaç sebeb dört dörtlük olabilmenin çaresine baktım. Başımıza da gelenler bir şey başına gelmedi. Ona hem de senin yakın çevrelerinden başlıyor bu iş. Bu alemi sen mi düzelteceksin? Bu milleti sen mi kurtaracaksın? Bilmem ne gibi şeytani sorularla başlıyorlar insana. Ondan sonra geçmişteki ben görev yaptığım dönemlerde şey. Ondan sonra bakıyorsun müfettişler, hakimin savcısı, anayın adı, babayın adı sormaya başlıyor. Ondan sonra e, salih amel. Salih amel olacak olmazsa o iman tez söner. O iman salih amel olmadığı müddetçe, iman zayıf olduğu salih amel olmadığı müddetçe tez söner. Bir bakarsın ki kendini efendim haksızların içinde bulunursun. Efendim haksızların içinde bulunursun, haksızlara uşaklık edersin. Haksızlarla beraber yatar, beraber kalkar, aynı şeyleri düşünür. Cenab-ı Hak cehennemlikleri tarif ederken Ayetin bir üstünde diyor ki, evet biz namazlarımızı kılmazdık. İyi, başka ne yapmazdınız? Fakire fukaraya, yoksul eğitime yediri içirmezdik. Başka? Ve künne al haidin. Biz diyor, sapıklarla beraber olurduk. E tabi sağlam iman olmazsa, salih amel olmazsa, sapıklarla, sahtekarlarla beraber olursun. Sen kendini sağlamla Müslüman Müslüman zannedersin efendim çocuğuna çoluğuma da yerine yakışacak şöyle kıldık, şöyle uçtuk, böyle kaçtık diye övünürsün. Ama bir bakarsın ki sonuçta sıfıra sıfır, elde var sıfır değil mi? Elde var eksi. Ne eksi? Elinde sıfır, evet amel olarak sıfır kalıyor ama o sıfır kalmanın da akıbeti insanı eksiye, ila cehenneme götürür. Efendim, o zaman iman sağlam olacak, amel salih olacak ve ee, o, o, zaman ne olursan, o zaman ne olursa olsun hakkı savunmak için direteceksin arkadaş. Hatta Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve kulul hakka ve la gün diyor. Hakkı söylemek sizin aleyhinize bile olsa ipe gideceğinizi de bilseniz, kellenizin gideceğini de bilseniz hakkı söyleyin diyor. Ayet bunu söylüyor. Ve yine Cenab-ı Hak doğrularla beraber olun. Festegüm kemâ ümürte. Emrolunduğunuz gibi dost olun. E bunları yapabilmek için ne olması gerekiyor? Sağlam iman, salih amel olması gerekiyor. İman zayıf olursa, amelde efendim tepeden dırnağa yanlış olursa o zaman e, salih amel olmaz. Salih, sağlam iman, salih amel olmayınca da efendim işte o zaman insan siyasi çıkarını tercih eder. Allah'ın kanunlarını bir tarafa bırak, Allah'ın emirlerini siyasi çıkarın tercih eder. Efendim para, kadın, kız, bilmem rüşvet e, veya efendim makam gibi e, Allah'ın lanetlediği davranışları tercih eder. Hele bakalım bir gün gelir biz de işte şöyle oluruz, böyle oluruz filan gibi efendim insanlarla da biz de onların eteğinden tutarız işte falan adam falan hocanın eteğinden tut, Hoca kendini mi kurtarsın bakalım. Ondan sonra değerli kardeşlerim yani Şimdi burada e, salih amel nedir diye açtığımız başlığa gelince şöyle söyleyelim. Yani illa bu şart mı hocam? Salih amel şart mı? Evet, o salih amel işlemek zor. Çünkü salih amel işlerken aslında kolay ama hakkı savunmak, bunun yanında da salih amel işleyip salih iman, salih amel hakkı savunmak ve de efendim bu sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü karşına bir sürü senin bela ve musibetlerde de çıkacak çıkacak o zaman sabırlı olmak gerekiyor bu dört maddeyi yerine getiren Allah'ın yemini var vallahi de cennette billahi de cennette ama bu dört maddeyi yerine getirmeyenler Cenab-ı Hak ben yemin etmiyorum Cenab-ı Hak zaten yemin etmiş salem iman ve salih amel sahibi olmayan bu dört maddeyi yerine getirmeyen hakkı tutanlardan olmayan ve bu oradaki meşakkatlere sabretmeyen İla cehenneme zümera olacağını Cenab-ı Hak Asr suresinde bildirir. Açın oradan okuyun. Şimdi değerli kardeşlerim diyeceksiniz zaman bu iş bu kadar ciddi mi? Evet o kadar ciddi. Benim attığım, anlattığımdan da binlerce defa daha fazla ciddi. Şimdi değerli kardeşlerim şöyle düşünün. Ya Cenab-ı Hak bizi bir zehirle gerek yılan olarak yaratabilirdi. Affedersiniz haşa sümme haşa, haşa sizlerden, haşa ümmeti Muhammed'den. Efendim pisleyen pislediğini sonra dönüp yiyen bir domuz olarak yaratabilirdi. Efendim bir vahşi yırtıcı hayvan olarak yaratırdı filan. Aa hamdolsun bizi en mükemmel, en mükerrem şekilde, en güzel surette yarattım dedi insan yaratmış. Bak nimetin büyüklüğüne. Bu bir. İki, bizi Cenab-ı Hak Türkiye gibi Müslüman, ezanların günde beş defa gümbür 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 dediği, semaları yıttığı, semalara yükseldiği, ezanların okunduğu, Efendim 100 150 bin tane ibadethanenin olduğu bir memlekette yaratmış ki kaldık evlerimizde de tabii ibadetimizi yaparız. Efendim, e şimdi istediğiniz zaman dini bilgileri her zaman efendim ulaşabileceğiniz imkanlar vermiş. E bu kadar nimetin ayrıca artık o yiyecek, içecek, giyecek, ev, bark, mal, mülk efendim sayısını asla sayamayacağımız kadar nimetler vermiş. Hayat vermiş, sıhhat vermiş filan. E şimdi bütün bunların karşılığında Allah'a bir şükür gerekmiyor mu ya? Bir teşekkür gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor. Hem de sağlam iman, salih amel şekliyle. Şimdi Cenab-ı Hak insanı başıboş bir yere bırakmadığını anlatıyor. Ben size başıboş yere bırakmadım, başıboş yere yaratmadım. Eyahse bu insan en da. İnsanoğlu kendisinin efendim başıboş bırakıldığını, dağdaki atları gibi o çayırdan o çayıra, o çayırdan o çayıra keyfine göre gezip dolaşan bir hayvan gibi mi yarattı sen? Hayır öyle yaratmadık biz sizi diyor. Ondan sonra kullarını elbette bir takım ibadetlerle sorunu tutmuş ve Cenab-ı Hakk'ın sorunu tuttuğu bir ibadetlerin de elbette bir formatı var, bir yapılış şekli var. İmanın bir yapılış şekli var, şartları var, uyulması gerekenler var, kaçınılması gerekenler var. İbadetlerde yine aynı şekilde. E, bu formata uyacak Müslümanlık. Uymazsan Efendim imanın yüzüne çarparlar kıyamet gününde. Ondan sonra e, ibadeti yüzüne çarparlar. Orada ciz çıplak kalırsın. Allah muhafaza ne. Ha çıplak kalınca yani namazdan dinlen imandan piyade kalınca ne olacak? Ha o zaman günah elbiseleri, günah devasındaki e, dünyada yaşadıkların kitaplarda mevcut gel bakalım buraya denilecek. Bunun hesabı sorulacak. Yani o namaz sizi yani layık olmayan şekilde kılınan iman namaz ve yapılan iman sizi Allah'ın azabından asla kurtarmaz ölüm ve hayatı da Cenab-ı Hak imtihan olarak yaratmış kardeşim yani şimdi biz şu anda imtihandayız İmtihanda efendim bize sorulan imtihan sorularından yüz üzerinden yüz almak var yüz üzerinden bir almak var sıfır almak var eksi almak var yani bir de bu da var Ondan sonra tabii ki bu imanla mutlaka bu salih amelle mutlaka başarılı oluruz. Bu imanla salih ameller ancak ancak kazanılabilir. Yani sağlam iman olsa salih ameller kazanılır. Salih amelleri tabii ki genel olarak bir defa daha tarif etmemiz gerekirse peygamberlerin bize öğrettiği ve herkese dünyada ve faydası dokunan hayırlı amellerdir diye tarif edilebilir. Dinin emrettiği ibadetleri hayır yolunda, efendim, dinin ibadeti, emrettiği ibadetlerin yapılması hayır yolunda mesaisini sarf etmek, yani hakkın savunması, efendim bu oradaki sıkıntılara, cefasına, vefasına katlanılması gibi, muhtaçlara yardım etmek, daima adaleti gözetmek, adaletli olmak ve Adaleti desteklemek, efendim, daima zulme karşı çıkmak, zalimlere karşı çıkmak, efendim, dünyayı fesada boğmasın bu zalimler, bu melunlar, bu kafirler diye. Önce dua et, Allah onları da ıslah etsin. Etmiyorsan, intizar mı edeceksin, başka ne yapacaksan yapabileceksin, onu yap. Ondan sonra emanet, insaf, iffet, ahlak gibi göze çarpan her şey salih amel cünzesi. E, emaneti ihanet eden, Ondan sonra insaf yok, merhamet yok, iffet yok, namus yok, ahlak yok, şeref yok, haysiyet yok. Ondan sonra, e ben sağlam bir Müslümanım. Ben Müslümanım, sağlam bir Müslümanım. Valla kitaplarda böyle bir, o şekilde. Bunları yapmadan ben sağlam Müslümanım diyebileceğimiz hiçbir hüküm yok. olsa ben yapardım onu aynısını. Efendim, amel salih gerçek bir imanın tabi bir meyvesi olur. Ve İmanın gerçekten kalpte yerleşmesi yanında efendim kendiliğinden bir hareket başlar. Sağlam iman varsa hadi der sana kalk bakayım. İmanı şimdi yaptın. Evet, i̇manın bir de İslam'ı var. İslamsız iman olmaz. O zaman İslam'ın şartlarını bakalım. Şimdi de bunları öğren. Şimdi bunları yap. Onun için o zaman sana önüne namaz gelir, oruç gelir, hac gelir, zekat gelir filan güzel ahlak gelir. Değerli kardeşlerim, imanın bu müsbet hareketi sağlayan bir e, hakikatten ve gerçekten ibaret olduğunu bilmemiz gerekir. Yani iman bizi Allah'a ibadete yönlendirmiyorsa, iman ya Müslüman mı ya, ya tabii bizim de bir imanımız var ve vicdanımızda gizli ya. Aman vicdanı ey şey tapset onu. Ağzına da koca bir kalın asma kilit as. Oradan hiç dışarı çıkmaz. Öyle iman olmaz ki. Amelsiz iman bir şey yaramaz. Amensiz iman bir şey yaramaz zaten çok da uzun sürmez. Çok uzun sürmez. Bir küfür rüzgarı, şeytanın nefis ve şeytanın bir hilesiyle, bir Bizans oyunu gibi, bir bayağı efendim, e, numarasıyla o iman elinden çıkar gider haberin bile olmaz. Ondan sonra kendini Müslüman zannedersin. Efendim, değerli kardeşlerim, İslam'ın istediği, onayladığı iman, bu tarif ettiğimiz o imandır. Böyle bir iman kendisini canlı bir şekilde göstermeden duramaz. Öyle bir iman yerinde duramaz, kükrer, kükrer. O imanın hükümlerini, gereklerini yerine getirme için kükrer. Ha işte o zaman efendim o iman müminin içerisinde gizli kalamaz. Gizli kalamaz. Şimdi zamanımızın Müslümanların birçoğu efendim baktı ki İmanını açıkladığı zaman kendine zararı dokunacak çünkü bulunduğu çevre İslami bir çevre değil, İçinde yaşadığı şartlar İslam aleyhinde şartlar, İslam düşmanıla şartlar. Ondan sonra orada gizlemeye çalışıyor. Efendim o yönde gizlerken gizlerken ha sanki gizleme deyince Bilal habeşi gibi bizi e, Mekke'de harre denilen e, çölde e, en ateşli, en sıcak kumların üzerine yatırıp da elimizi kolumuzu gazıklara bağlayıp karnımıza koca koca taşlar koyup da Allah'ı inkar et. Efendim Muhammed'e küfret, Muhammed'e hakaret et diye öyle bize bir eşkence falan da yapan yok. Ondan sonra ama ama ben Fatıma dokunur ya nasıl edelim? Hele şimdi vardığın yer kör ise sen de biraz böyle şaşı bak diyorlar ya. Efendim böyle Müslümanın imanı tez gider elinden. Allah muhafaza yani. Efendim Ameller olarak bu bağlamda imanla paranın kimde olduğu belli olmaz diyor adam. Ya hocam yani şimdi e, parayla iman kimdeyse belli olmaz. Tam bir Yahudi sözü, tam bir gavur sözü, tam bir münafık sözü. Ne demek ya amelli iman? Peki amelin yani imanın kimde olduğunu ortaya koymak için imanın gereği olarak o amellerin işlenmesi gereken İslam'ın namazı, orucu, haccı nerede? Bunları gizleyemezsin. Açıktan Cenab-ı Hak söyleyin diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Söyle. İmanınızı açık açık söyleyin. ikrar edin. ilan edin çevreye. Efendim. E Cenab-ı Hak böyle diyor. E ya Rabbi benim imanım gizli kalsa ya. Nasıl olur öyle bilmem ki ya Rabbi filan. Efendim. İman aşikar olarak ortaya çıkması gerekir. Eğer bir iman, hani biz bir şu anda biraz önce söylediğim gibi Mekke müşriklerinin içinde yaşamıyoruz. Onların döneminde değiliz. Elhamdülillah günde beş vakit ezanlarımız efendim gök kubbeye yükseliyor. Seni camiye çağırıyor. Hayyâle <laughs> salat diyor. Gel namaza gel. Hayyâle <laughs> felah. Kurtuluşa gel. Namazın kıl. Düzgün yap ibadetini. imanını güçlendir ve kurtul diyor. O zaman ezanlar niye okunuyor da millet ibadethaneye çağrılıyor? Camiye efendim gizli kalacaksa gittiğinde görürler seni. Yani öyle imanın kimde olduğu belli olmaz. İman gizli kalır. Yok bu gavur sözü, bu münafık sözü. Müslüman için böyle bir şey yok. Müslüman imanına edecek ibadetlerini yapacak. Hacın içerisinde riya karışma ihtimali olanları riya karıştırmamak için ebedi tabii gerekeni yapacak. Ha paranın kimde olduğu belli olmaz. O olabilir. Ona bir şey demem. Nice kirli çıkalar var ki yastık altında efendim ee, kilolarla belki bilmiyorum belki de ton olan altını olanlar da belki vardır. O aman saldırmasınlar almasınlar bilmem ne benden zekat istemesinler filan diye saklayabilir. Bilir ama iman böyle değildir kardeşlerim. O söz Müslüman sözü değil. Bu sözlere de kesinlikle aldırış etmeyin. Eğer bir iman bu tabi hareketi yani ikrarını, ibadetlerini, amelleri dışıya efendim yansımayı, canlılığı yapmıyorsa veya bunu sağlamıyorsa o iman sahtedir. Sahte bir imandır. Veya o iman ölüdür. Ölüdür. Canı çekilmiş ölüdür. İman vicdanların derinliğine gömülü, saklı, menfi ve içine kapanık bir şey asla olamaz. İman, harekete geçmeyen iyi niyetlerden ibaret değildir. İman, günümüzde salih amellerden kaçanların sık sık kullandığı gibi sadece bir vicdan işi asla değildir. Ya arkadaş ben imanım var, vicdanım var. Ben vicdanlıyım. Efendim, ee, vicdanım da gizli. Tamam, biraz önce dediğim gibi oraya sakla. Ondan sonra da ağzına da koca bir efendim koca şöyle bir yumruk gibi Asma kilit as seç çıkmaz. Ondan sonra sen cennete gideceğin şey yaparsın. Bizim bir hocamız vardı. E, bundan 60 sene, e, 55 sene önce efendim vaaz ederdi derdi. Derdi ki işte şunu yapan, bunu yapan bile onları alın mı cennettirdi. işte alın mı cennet. Değerli kardeşlerim. Salih amel Allah ve Resulü'nün rızasına uygulanan bütün iş, hareket, hayır, hasenat, dini ve ferdi vazifeler, ahlaki görevler ve ibadetlerdir diye tarif edilebilir salih ameli. Efendim, şimdi adam diyor ki ben salih amel işliyorum. Peki kardeşim, ya yaşantına bakıyorsun, bakılıyor. Sen 100 tane insanı getir, senin yaşantığın hiç İslame bir tarafı yok. Efendim, iyi. iddia ediyor. Peki, sen şunları şunları yapıyorsun. Olan işim var, kumarım var, zinam var, bilmem neyim var, iftiram var, şuyum var, hasetliğim var, fesatliğim var falan filan. İsrafım var, riyakarlığım var, gösterişliğim var. Yerine göre haksızlığın, hırsızlığın, gaspın var. Ondan sonra sen mi böyle salih amel sahibisin? Kardeşim bak, bir küpün içerisine sirke koyarsanız dışarıya sirke sızar. Efendim, bal şerbeti koyarsanız bal şerbeti sızar. Yani zehir koyarsanız zeki zehir sızar. Sen kalbini ben göremiyorum. Görecek bir evliya mevliya değilim ama fakat senin amellerini görüyorum. Allah görüyor, melekler görüyor. Efendim kayıtlara alıyor, bir sürü şahitler görüyor. Sen kendini istediğin kadar öyle oluyor, öyle bazen yani oluyor bazen cenazelere niye çağırıyor, sohbet ederken bakın oradan birisi bunlar anlattım hoşuna gitmiyor, dokunuyor ona, batıyor. <laughs> İman sağlam olsa batmaz, hatasını anlar, teşekkür etmesi gerekir. Ama adam efendim ben falandan deyim, filandan deyim, efendim başlıyor kendini övmeye, uçuyor, kaçıyor. Ondan sonra falan filan dediği insanlar Allah için gerçekten Allah dostu insanlar olarak bildiğimiz öyle olduğuna, kani olduğumuz insanlar. Onun öyle olduğuna bakma. Ben şöyleyim, ben böyleyim bilmem ne. Ha. Şeytan ona bir benlik öğretmiş. Ağzına markası benlik olan bir ciklet sakızı vermiş oldu. Onun için hep duruyor. E beni kandırdın. Kandıramaz. ben de kandıramaz ama. Sizleri kandırdı. Kandıramaz. Kandırsın. Efendim Allah nasıl kandıracaksın? Allah nasıl kandıracaksın? Kiramen katibin sana yer iftira mı edecek? Şimdi ameller diyor e, ileride gelecek o hadis-i şerif. Kul, Cenab-ı Hak kulunu karşısına alır. Ondan sonra kulunun bütün günahlarını, kusurlarını ortaya döker. Der ki diyor, kulum buna bir itirazın var mı? E, yok ya Rabbi. E, peki. Kulum, sen bunları bilmiyor muydun? E biliyordum veya bilmiyordum. Öğrenmedim, öğrenemedim. Bilmem, gıhtır edin, kıhtı su getiriyor. E, o da tabi Allah'ın eline geçerli mazeret değil. Kulum peki, bu yaptıklarını işledin mi? işlemedin mi? Yoksa kiramen katibin sana ha haksızlık mı yapmış? Onlar yanlış mı yapmış, haksızlık mı yapmış, sana zulmetmişler mi diye sorar diyor Cenab-ı Hak. O da diyemez, o da diyemez. Hayır ya Ha, o zaman gel bakalım. Bu suçları sen işledin arkadaş. Senin amel defterin bu. Senin notun eksi, cehennemin falan derecesini hak ettin sen. Cenab-ı Hak öyle anımızda yardımcımız olsun. Ondan sonra... Şimdi Allah ve Resulü'nün rızasına uygun olmayan, kitap sünnete uygun olmayan amellerin hepsi ameli gayri salihtir. Kitaplarda böyle geçer. Salih olmayan ameldir. Salih olmayan zaman aha, amel de efendim ne yapar? Salih olmayan amel insanları Allah'ın o yeminde yeminle sağlam iman sahibi, salih amel sahibi olanlar kurtulacak efendim hak yoldan gidenler kurtulacak. Doğrularla beraber olanlar kurtulacak ve bu uğurda sıkıntılara katlanan kurtulacak. Oradan gerisi başta dedi zaten vel asrin inne el insane Asla yemin ederim ki insan olur hüsrandadır. Kim? İşte bu söylediğimiz dört çahta uymayanlar hüsrandadır. Allah yeminle söylüyor. Öyleyse salih amel çok önemlidir. Bir kere salih amelin geçerli olabilmesi için amel sahibinin kesinlikle sağlam mümin olması gerekir. Efendim. İki, imanın bu salih amel işleyen de imanının gereği olarak yapmalıdır. İkinci madde bu. Üçüncü madde, Kur'an'da kim iman esaslarını inkar ederse kimsenin ameli, o kimsenin ameli boşa gider diyor Cenab-ı Hak Maide Suresi 5. ayet-i E şimdi Salih hamelin geçerli olabilmesi için Kur'an'ın hiçbir hükmüne itiraz olmayacak. İtiraz olmayacak, inkar olmayacak, ret olmayacak. Efendim şimdi başlıyor adam, ya biz Müslümanız ama bu devir feza çağı devri. Olmaz olsun, bu devir efendim bilmem neyi, e bu devirde de onlar geçerli mi canım zamanı mı bilmem ne. Nah. Kıpkızıl kafir oldu gitti, mürtet oldu gitti. E Müslümanım diyor, istediği kadar desin. Kur'an'ın hükümlerinden bir hükmü yok devri geçti, zamanı geçti, bu çağda ona ne gerek var bilmem diyen, hor gören, hakif, hafif, hafif, gören, hakir gören, yanlış gören vallahi de mürtet olur, billahi de mürtet olur. Ha şimdi ben bu gerçekleri böyle yeminlerle söylediğimin kastı da nedir? Müslümanlar bunu iyi anlasınlar diye. Yani şimdi daha Cenab-ı Hak Maide Suresi 5. ayet-i kerime açık okuyun. Kur'an ve sünnete uygun olarak yapılmalıdır ameller. Kur'an ve sünnete uygun olarak yapılmalıdır ve Kur'an ve sünnete ters düşmemelidir. Kur'an ve sünnete ters düşmemelidir. Efendim, tam bir ihlasla iyi bir niyetle yapılmalıdır. Gösteriş olarak, riya olarak yapılmamalıdır. Bir ara sonra da imam oldu. Bir genç tanıyorum. Hala imamlık yapıyor bundan. 30 sene önce Bizim bir tane saygı duyduğumuz bir hoca efendi var, alim bir insan. Onun yeğeniyle evlenmek istiyormuş. Onun kardeşinin kızıyla evlenmek istiyormuş. Kendi ağzıyla söylüyor, o seneden fazla oldu buna. Diyor mu hocam, vallahi diyor, diyor dinim imanıma diyor, günde diyor beş vakit falan hocanın arkasında, hemen arkasında namaz kıldım diyor. Birkaç ay böyle kıldım diyor. O, sadece şeyini alabilme için diyor. Yani başka camiye gitmedim, hep onun camı, aman beni görsün diye diyor. Ah senin kıldığın namaz efendim Allah'a ortak koşmaktır dedim ben o da zaten öyledir yani. Namazı sen kendini namaz kıldığın Allah görmüyor mu? Keramen katibin görmüyor mu da efendim hocanın yeğenini alabilmek için kendini gösterdin. Bir ara ülkemizde olan çok saygı duyduğumuz bir dini cemaat ben 2011 yılı midineydi, Ben de Umre'deydim. İşte o mübarek zat, o zamanki mübarek zat bir umreye gitmek kararı almış. Bu karar da gizliden gizliye kendi ihvanına da duyurmuş. Bir de baktık ki e, Mekke-i Mükerreme'yi o mübarek zatın ihvanları doldurdular. Meğerse efendilerinin e, umreye gideceğini duymuşlar. Biz de Efendimiz hatırını, Efendimizle bir umreye gidelim demişler. Ve 40 binden fazla insan gelmişti o zaman televizyona falan da çıktı. Arabistan televizyonuna niye? Ve e, sonra bu mübarek zat bunları toplamış bir yerde. Gelin bakalım. Evladım siz e, Efendimiz e, umreye gidiyor. Onunla biz de Umriye gidelim. Onun efendim onunla beraber olmak için Umriye gidelim diye niyet ederek buraya benimle e, Umriye gelenler ne kadarsa bir el kaldırsın demiş. Efendim hemen hepsi el kaldırmış. Demiş ki hiçbirinizin umresi kabul olmadı. Siz buraya umre yapmaya, Allah rızası için umre yapmaya gelmemişsiniz. Siz buraya benim gibi aciz bir efendim kulun hatırına onu memnun etmek, ona görünmek için gelmişsiniz. Bu umrelerinizin hepsi, hiçbirisi kabul olmadı. Burada şurada Kabe'ye efendim varındayın. Gece gündüz gözyaşı dökün de bu günahınızdan, bu hatanızdan dolayı kendinizi affettirin de. Şimdi ibadetler tabi böyle tam bir ihlasla yapılmalı. Şirkten yani Allah'a ibadetlerde Allah'a ortak koşma olmamalı. Riyadan, gösterişten uzak olması gerekir ki salih amel kabul olsun. Değerli kardeşlerim şimdi ikinci bir başlığımız var. Salih amel İmanın koruyucu bir zırhıdır diye ama bize verilen sürenin sonuna geldik. Burada bu konuyla ilgili bugünkü sözlerimizi noktalıyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümlemize, cümlemize, başta ben aciz günahkar nefsimi kastediyorum, cümlemize gerçekten, gerçek manada İslami şuur, gerçek manada sağlam iman şuuru nasip eylesin. Gerçek manada salih amel şuuru ihsan eylesin. Gerçek manada İslam'a e, sahip çıkan, hak yolunda koşan, bu uğurda her türlü sıkıntılara katlanma şuuru nasip eylesin. Bu şuurla yaşatsın, bu şuurla efendim son nefesimizi verdiği süre dolduğu zaman son nefesimizi verebilmeyi nasip eylesin ve cümlemizi Hakkı hak bilip, hakka dört elle sarılan, batılı batıl bilip batılı derhal terk eden kulları cümlesine ilhak eylesin. Cümlemizi, cümlemizi e, kıyamet gününde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği adres Havz-ı Kevser'in başıdır. Dünyada bildirmişti. O adreste Peygamberimizle buluşabilmeyi nasip eylesin. Peygamberimizle Havz-ı Kevser'in başında bulunabilmek için Peygamberimizin sünnet-i seniyesine de ittiba eden, salih amelin gereklerinden biri olan sünnet-i seniyesine ittiba eden kullarından eylesin. Ve orada da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Havz-ı Kevser'in başında bulunabilmeyi nasip eylesin. Ve batılı da batıl bilip derhal batılı terk eden kulları zümresine de ilhak eylesin. Şu yalancı dünyanın, şu geçici dünyanın, şu alçak dünyanın efendim, şahsi, siyasi, dünyevi efendim Efendim ticari ve benzeri bir takım e, menfaatleri uğruna dini, imanı torbiye koyup ağzını bağlayıp duvara basanlardan asanlardan eylemesi. Cenab-ı Hak bizlere kitap ve sünnet uygun yaşayacak nesiller ihsan eylesin. Ve kıyamet gününde o nesillerimizle peygamberimizin de övüneceği nesiller ihsan eylesin. Ümmeti Muhammed'in maddi ve manevi müşkilatlarını hallü asan eylesin. Cümle Muhammed'in hastalarına acilen şifalar, dertlilerine acilen devalar, boşlularına acilen edalar ihsan eylesin. cenab Hak gerçek manada samimi dürüst efendim devlet adamlarımız kimse onları korusun, muhafaza etsin, muvaffak etsin, muzaffer eylesin, başımızdan eksik etmesin. Ve Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ordularımızı ve güvenlik kuvvetlerimizi bu dine, İslam'a, mukaddesata, vatana, millete, ezana, bayrağa gerçek manada hizmet ettikleri müddetçe onların havada, karada, denizde mansur ve müzaffer eylesin. Ülkemizin içerisinde bu vatana, bu millete, bu dine, bu ezana, bu mukaddesata düşman olanlar var. Milletin meclisinde bile olanlar var. Bunları asla Allah ıslah eylesin. Bunlara hidayet nasip eylesin. Kur'an'a çağ dışı diyen, orta çağ e, efendim ahlakı diyen İslam imandan mahrum olmuş fakirler, iman fakirler var. Onlara da iman hidayet nasip eylesin. Onları da ıslah eylesin. Aksi takdirde onların şerrinden ümmeti Muhammed'i bu güzel vatanı, bu mukaddesatı korusun, muhafaza eylesin. Ve Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümlemize son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i şehadetiyle hüsnü hatimeler nasip eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle mezuk ve müşerref eylesin. Amin. Amin. muhammet Taha ve Yasin ve Rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin.